Biraz Trabzon'u da konuşalım Ozan'ı yakalamışken. Fenerbahçe ile ilgili çok konuştu. Biraz Trabzonspor'un transfer politikasını nasıl görüyorsun? Şampiyonluğun eğer iyi bir santrafor gelirse ki gelecek, şampiyonluğun yüzde kaç diliminde yer alır Trabzonspor? Yani bugün Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ne kadar bu işe adaysa bunu hani gönül alma, ayıp olmasın, düşmeyelim diye söylemiyorum. Gerçek anlamda bunu düşünerek söylüyorum yani. Mesela bir Başakşehir için evet tekrar istedikleri kadar şampiyonluğa oynuyoruz deseler de o havayı tekrar yakalayabileceklerini düşünmüyorum. Onu net söyleyeyim. Onların söylemleri ayrı bir şey. Ama Trabzon'un çok akılcı transfer politikası ve sistem kurduğunu düşünüyorum. Abdullah Avcı geldikten sonra yani biz devre arası transferlerinde orta sahaya Bakasetas'ını, Berat'ını falan gördükten sonra, adamın oynattığı futbolu da gördükten sonra bunların daha da tecrübelenmiş, Beşiktaş'ta yaptığı hataları yapmayan, teknik adamlıkta ve yöneticilikte en önemli şey budur. İnat etmenin anlamı yoktur. Bazı teknik adamları eleştirirken ondan hep devamlı üzerine basarak söylüyorum. İnat ediyor ve kaybediyor. Oyuncuyu da kaybediyor. Skoru kaybetmek önemli değil. Oyuncu üzerinde de etkisini kaybediyor. Abdullah Avcı o yüzden çok mantıklı ve stratejik davranıyor. Belki şu andaki mevcut teknik adamlarımız arasında en büyük strateji uzmanı Abdullah Avcı diyebilirim. Yaptıkları transferler de doğru. Yine aynı şeyi söylüyorum. Belki daha önce izleyenler ya bunu zaten duyduk diyecekler. Başka bir takım Hamsik ve Gervinho gibi oyuncuyu transfer etmiş olsaydı ben risk transferi derdim Aykut. Ama Trabzonspor'a ve Abdullah Hoca'ya bakıyorum ve arada Abdullah Hoca ile de konuşuyorum. Bunlar yani oyuncuların karakterlerinden tut yaşam tarzlarına kadar inceleyerek bu oyuncuları almışlar. Mesela ben Hamsik'te hocam dedim ya Hamsik 1,5 yıldan beri yok ortada. Nasıl bunu böyle güvenerek şey yapabiliyorsunuz, yola çıkabileceksin. Ve bunların yedekleri de var. Trabzonspor o yüzden takdir ettiğim bir transfer politikasıyla devam ediyor ve çok başarılı olacaklarını düşünüyorum. Bence de. Artı Sabek de bence şu an Rozier'in durumu belirsiz olduğu için ligin en iyi Sabek'i diyebiliriz. Perez. Hazır zaten Vakayem ve Ekuban gibi kıskanılası oyuncuları var. Hamsik transferi gerçekten kıskanılacak bir transfer. Sosası olabilir Trabzon'un. Uğurcan kalırsa zaten şampiyonlukta en büyük figürlerden biri olur. Stoperlerine baktığımız zaman geçen sene çok iyi uyum gösterdiler Hugo ile. Bravo Ergin. En büyük sıkıntısı neydi yıllarca? Stoperdi. Yıllarca Trabzonspor hep stoperdi. Evet. Onları da bulmuş durumda. Sağ beki de geldi. Yani orta sahada işte bahsettiğimiz Berat'ı, Bakasetas'ı var. Yanına oyuncu koyacaklar mutlaka. Yunus var. Geçen sene çok olmadı ama yeni sezon. Ben Yunus'tan umutlu değilim Ergin. İlk geldiği günden beri söylüyorum. Yunus Malı'dan pek umutlu değilim. Belki Trabzonspor kendisi bile vazgeçebilir. Yok, taraftar da umutlu değil. Yok, doğru söylüyorsun. Taraftar da umutlu değil. Yunus Malı'dan. İlk önce alırsa mevkilerine göre Trabzonspor'dan daha hiç tahmin etmediğimiz birkaç tane daha oyuncu gidebilir. Ama çok akıllı politika izliyorlar. O yüzden bunu bir daha dile getirmek istiyorum. Yarışta kalmaları lazım. Düşerlerse yarıştan maaşlar yüksek, imza paraları falan Trabzonspor'un sonraki birkaç senesine mal olabilir bu iş. O yüzden hocanın ne yapıp edip bu iyi kadroyu sürekli yarışın içerisinde dinamik tutması lazım. Ergin, hele bir de taraftarlı maçlar başlarsa Trabzon'da deplasmanda maç kazanmak her kulüp için çok zor duruma gelebilir. Öyle bir kadro kuruyorlar yani. Doğru. Ozan Zeybe'ye çok teşekkür edelim. Son bir dakika kapatıyoruz, vedalaşalım. Ozan'la ağzına sağlık. Çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Sizleri gördüğüme çok sevindim. Herkese iyi geceler. İyi geceler. Bizler de seni gördük. Mutlu olduk. Ağzına sağlık verdiğin bilgiler için. Teşekkür ediyoruz. Teşekkür ederiz. Artık son kaç dakika? Bir dakikam var. Trabzon için Sörloth diyorlar ama Leipzig'te bir pürüz var. Tabii burada yönetimin atacağı adım önemli, tavır önemli. Yeni hocası bir kere bir Sörloth'u görmek ister bir bence. 14 kampta. Temmuz tarihi var orada. Yani orada bir karar verilecek. Ya hoca devam. Bayern Münih'e gitti sonuçta. Tabii. Yeni hoca gelecek. Tamam o yapı hep devam eden bir yapı. Leipzig, Salzburg o sponsorluk üçgenini ama Sörloth bilemiyorum. Bana biraz zor geliyor ya. Gelirse de son gün zor. Falan evet, gelir evet, yani öyle son, hemen son gün gelir. Olacak bir transfer değil ama Germinio transferi önemsiyorum ben. Teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz. Transfer raporunu kapatıyoruz efendim. Hoşça kalın. Fenerbahçeliler var. Taraftar nezdinde söylüyorum. Gelmeyen şampiyonlukların sebebi sadece başkan olarak görünüyor. Diğer herkes şampiyon olmak istiyor. Oynayan dört büyük kulübümüzde sezona şampiyonluk paralısıyla başlıyor. Bu yıl yine Başakşehir duyuyorum ki ciddi transferler yapıyormuş. Tekrar şampiyonluğa oynayacağız diye. Yani bunlar sadece motive etmek veya ağza gelen lafları konuşmak anlamında değil. Ciddi anlamda bunları düşünüyorlar. Fenerbahçe
sayabileceğimiz mesela Salahisi, Altay'ı, Ozan'ı, Pelkas'ı satabileceği 5 tane oyuncu sayabiliriz. Hepsini satmayacak zaten. Bir tanesini satacak Fenerbahçe. Onda da doğru olanı satmak istiyor. Doğru olan da ne demek? Onun hani 15 milyon euronun üzerinde bir oyuncuyu satabilirse tamam ben diğer oyuncularımla zaten devam etmek istiyorum diyor. Yani bahsedilen oyuncuların hepsi satılığa çıkmış değil. Belki de hiçbir oyuncudan bu bahsettiğimiz 5-6 oyuncunun hiçbiri satılmayarak ilavelerle yeni gelecek oyuncularla sezona daha başlayacak bir Fenerbahçe'den bahsediyoruz. Ve ben şunu söyleyeyim. Aldığım bilgiler, kendi izlenimlerim, başkanı dinlediğimde kendime göre çıkardığım bir şeyler. Yani yaptığım analizlerde Fenerbahçe'nin bu sene işi yani daha profesyonel anlamda, daha çok sahiplenerek Abbaf-Çavuş ilişkisi olmadan kimseye kıyakçılık veya olur mu, tutar mı, bakarız mantığıyla gitmeden ciddi anlamda önemli bir kadro kuracağını düşünüyorum. Pekala. Biraz tabii Anadolu diye. Trabzon'da soracağız. Konuşalım diğer takımları da. Fenerbahçe'yi toparlayalım mı? Senin eklemek istediğin bir şeyler var mı Ozan Zeybi? Var. Şimdi başkan direkt direksiyona geçti. Hazır kadro %70 oranında bir oran verdi. Şimdi transferleri yapacak ama acaba Ali Koç burada hepimizi ters köşeye mi yapacak? Niye? Acaba Avrupa Şampiyonası'nda şu an devam mı ediyor hocası? İrtibat halinde mi bu transfer isimler, süreçler gizli yürütülürken? Niye? Şimdi hazır bir kadro var %60-70 oranında. Ali Bey'in yürüttüğü bir transfer operasyonuyla 3-4 isim daha gelecek. Hop hoca geldi. Baktı şimdi listeye, kadroya. Birileri alınmış, birileri alınacak falan. Şimdi kalbur üstü bir hoca getirdiğiniz zaman da kendi listesi, talepleri, bir takım hüviyeti kazandırmak için bir talepleri olacak belki. Oraya ne diyorsun Ozan Zeybek? Yani... Şimdi Serdar Dursun Fenerbahçe'nin yeni santraforu oldu. Gelecek hocaya bağlı olarak da isimli biz şimdi Serdar'a da ayıp etmeyelim. Benim gözümde çok iyi bir oyuncu. %100 katılıyorum. Yani Fenerbahçe taraftarını tatmin etmeyebilir. Bazen böyle ilk açıklamalar, taraftar büyük sansasyonel isimler beklerken bu tarz açıklamaları yaptığında bak Mehmet'e soralım. Aytaç Kara kötü bir oyuncu mu? Alparslan kötü bir oyuncu mu? Ama Galatasaray taraftarı ilk bunların ismini duyduğunda tatmin olmazlar. İşte Schneider gibi, Drogba gibi isimleri duymak ister. Fenerbahçe'nin santraforu da gelecek hocanın kararına bağlı. Fenerbahçe'nin elinde 4-5 tane de santrafor ismi var. Yani sadece Serdar'la bu defteri kapatmayacaklar. Fenerbahçe'nin Salah'ı kalırsa zaten defans hattının iyi olduğunu, Tisserand veya Lemos'un birisinin gideceğini, yani konuşulanlar bunlar Fenerbahçe kulübünün içinde. Sol bekte ben Caner'le ilgili tereddütlerim vardı. Başkanın yaptığı açıklamalardan bazı başkanın hoşuna gitmeyen oyuncular vardı. Tarz, söylem ve yürek açısından. Acaba dedim Caner'e mi söylüyor? Caner'in kalacağını öğrendim. Sağ bek konusunda mesela Gökhan Gönül'ün olmayacağını düşünüyorum. Oraya bir tane takviye yapılacağını düşünüyorum. Bu milli oyuncularımızdan birisi de olabilir. Bunu da burada belirteyim Aykut. Yani orta sahasında zaten şimdi Mesut Özil'i, İrfan Can'ı bu tarz oyuncuları varken Sosa ve Gustavo tarzındaki oyunculara gelecek konu. Ama bunu gelecek hocaya bağlı. Gelecek hoca kim olursa. Belki Gustavo gitsince hayır bu benim has adamım da diyebilir. Gustavo kalsın diyebilir. Başkan bunları bekliyor. Zaten yaptığı toplantıları bunları da konuşuyormuş başkan. Ben bunların kesinlikle kalmasından yanayız. Zaten sözleşmeleri devam ediyor. Bunlar hakkında soru işaretleri var kafamızda. Ben %50 değil. Siz ne dersiniz? Hatta bir tane yabancı hocanın biri 50 saat Fenerbahçe'nin maçlarını, kritik maçlarını izlemiş. Özellikle bu oyuncuların üzerinde durulmasını istemiş yönetim.